değerli dinleyenlerim, Sohbet adında programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün konuğumuz çok değerli eğitimci, Türk Dil Edebiyatı hocası, Cumhuriyet Lisemiz ve Fen Lisemizin çok değerli emekleri geçen müdürlerinden Fikret Karatepe hocamla beraberiz. Birinci bölümde işte öğretmenlik, öğrencilik, köyü, kasabası, lise, üniversite yılları dedik. Öğretmenliğe başladık ve hocamı Kırşehir'e tayin ettik. Hocam evet. Kırşehir'i biz Neşet Ertaş'la, Abdallar'la, Muharrem Ertaş'larla, Çekiç Ali'lerle, Hacı Taşanlar'la anıyoruz. Evet. Evet, siz bize oradan ne getirirsin, ne dersiniz? Buyurun. Şimdi Kırşehir'e bizi depo tayini yapmışlardı. Evet. İki ay orada kaldık. Aha. Daha sonra Kırşehir'in Kaman ilçesi, Kaman Lisesi'ne evet. tayin ettiler. Evet. Derslere Kaman Lisesi'nde girmeye başladım. Evet. Kaman deyince de dediğiniz gibi Neşet Ertaş evet. Akla geliyor. Evet. Yani sokakta, lokantada, nereye giderseniz gidin, minibüste, evet. dolmuşta Neşet Ertaş'ın sesi var. Evet. Kaman Lisesi'nde bir dönem çalıştım. Aynı okuldan mezun dört arkadaş değişik branşlarda evet. Kaman Lisesi'ne verilmiştik. Evet. Aynı evde kaldık. Bir de Endüstri Meslek Lisesi'nde Kamanlı. Hı-hı. Mehmet Ceylan diye bir arkadaşımız vardı. O da bizim evde kalıyordu. Evet. Beş arkadaş. Evet. Bekar hayatı. Evet. Orada o şekilde. İlk derse girdiğim zaman hiç unutmuyorum. Lise 2'lerin edebiyat dersine giriyorum. Evet. Ayaklarımın titrediğini hissettim. İlk derse girerken. İlk derse girerken. Evet. Müdür Bey tarif etti. Dedik işte Fikret Hoca sınıf şurada. Beni götürüp takdim etmedi. Evet. Ben geldim, vardım, sınıfa girdim, kürsüye kadar gittim, ayaklarım hala titriyor. Ne yapacağım, ne diyeceğim? Neyse daha sonra kendimi toparladım, işte dersin adını söyledim, kendi adımı söyledim, tahtaya yazdım. Ha, baktım titreme falan kalmamış. Evet. Rahatladım. Ya yani suya atlayan bir insan gibi. Gibi. O yani o şok evet. Birkaç dakika evet. içerisinde geçip gidiyor ama o şoku yaşıyorsun. Ben sizden şanslıymışım. Ben Uşak'a atandığımda evet. Talat Gündüz diye okul müdürü vardı. Beni aldı. Elimde 32 saatlik bir ders programı verdi. Evet. Sınıfın birisine geldi, takdim etti, bıraktı gitti. Bütün diğer sınıflara kendim girdim. Bak sizi takdim etmiş. Takdim etti. Evet. Evet, buyurun Kaman hocam. Kaman Lisesi'nde öğrenciler beni o kadar çok seviyorlardı ki. Evet, gençsiniz, yakışıklısınız şimdiki gibi. beni ideal olarak görmüşler. Evet, tabii ki. Şimdi konuştuğum öğrencilerim var. Evet. Hocam biz seni idol olarak görüyorduk evet. Diyorlar. Ha, evet. Ben ne yaptım? Belki onlara abilik yaptım. Evet. Evet. O şekilde. İkinci dönem Kırşehir Endüstri Meslek Lisesi'nden bir arkadaş Bursa'ya tayin olmuş. Hı-hı. Oraya gitti. Hı-hı. O eğitim mensubu öğretmen okulu dediğimiz ilk göreve başladığım okulla Sınır Hı-hı. Endüstri evet. Meslek Lisesi. Orada da taş atölyesi, en zengin atölyesi de taş atölyesi. Orada gördüm ben ilk kez. Hı hı. Endüstri Meslek Lisesi'nde taş üretimi. Taş işçiliği. Hediyelik evet. taş hediyelik üretimi taş üre, evet. yapıyorlar. Orada da öğrencilerin dörtte üçünün edebiyat dersine ben giriyordum. Evet. Çok kalabalık. Evet. Lise 1'lere bir bayan arkadaş giriyordu. Hı hı. İki öğretmendik. Hı hı. Lise 1'lerde ders saati sayısı fazla. Az evet. sınıfa giriyor tabii. Evet. Diğer üst sınıflar ikişer saat meslek evet. lisesi olunca bütün öğrencilerin tamamına hemen hemen yakını evet. öğrencim oldu. Çok şanslılarmış. Özellikle meslek liselerinde edebiyat öğretmeni bulmaları gerçekten evet. bir şans. Evet. evet. O sene yazın yaz tatiline geldim. Hı-hı. Geldim köydeyim. Köyden muhtar çaldan arıyorlar seni dedi. Çala gittim askerlik şubesi. Dediler ki sen askersin. Şok oldum bir daha. Biz öğretmenlik yapmayı düşünüyoruz. Evet. Meğer 70
4 yılına kadar mezun olanlar kısa dönem askerlik yapmış. Evet. 74 ve 75, 76 mezunları bulduklarını asteğmen olarak evet. gönderiyorlar. Evet. Beni de İzmir Gaziemir'e gönderdiler. Orada evet. sınava girdik. 1 Ağustos tarihinde. Evet. Sınavdan sonra Eğirdir Dağ ve Komando Okulu'na evet. askere gideceksin diye kağıt geldi elimize. evet. Öğretmenlik Kırşehir'de kaldı. Evet. Ne kadar askerlik yaptınız? 18 ay. 18 ay yaptınız. Hatıralarla evet. dolu tabii. Evet, özel. 18 ay. Hep Eğirdir'de mi kaldınız? Hayır. 4 ay Eğirdir'de, sonra Kayseri Hava İndirme Tugayı Zincirlere'de. Peki atladınız mı paraşütlerle? Paraşütle atladınız. Atladım. Evet, o eğitimleri aldınız. Evet, ne kadar güzel. Şimdi paraşütle atladım mı deyince aklıma bir hatıram geldi de. Buyurun. Şimdi o dönemde ideolojik kamplaşmalar falan evet. vardı ya. Evet. Herkesin şeyi belliydi, görüşü. 15 gün yer eğitimi yaptık. Hı hı. Yer eğitimi tamamlandı, paraşütle atlayacağız. Evet. Yer eğitimi sırasında subay, astsubay, evet. Erler yok içimizde. Genellikle subay, astsubay ve asteğmenler. Evet. Herkes sağ sol görüşmesi, muhabbeti oluyor. Tabii şakalar vesaireler. İşte Allah vardı evet. yoktu tartışmaları. Tamam, eğitim bitti, hadi bakalım atlayacağız. Erkilet Hava Alanı'na gittik. Paraşütleri kuşandık. Uçağa bindik. Bir astsubay emir komuta ediyor. Evet. İlk defa, herkes ilk defa atlayacak evet. bindiğimiz uçakta. Şimdi orada astsubay komut veriyor. İşte komando, herkes bağırıyor. Komando, paraşütçü, paraşütçü. Bir şey tekrarlattırıyor. Evet. Ondan sonra Allah, herkes Allah diye bağırıyor. Şimdi aşağıda Allah yok diyen arkadaşlar orada Allah diye bağırıyor. Tabii atlama sırası geliyor. Atladık. Tabii atlayışlar bitti. Yere indikten sonra bunun tartışmasını yaptık. Ya dedik, yerde herkes Allah yok diyordu. Neden orada Allah diye bağırıyor? Böyle bir hatıramız oldu. Evet, güzel, çok güzel. Evet. Efendim şimdi oradan nereye gelelim? Çanakkale'de öğretmenliğiniz var değil mi? Evet. Askerlik sonrası. Biraz tekrar kura çektik. Evet, Çanakkale'ye gittiniz. Çanakkale'ye çıktı. Çanakkale'de ne kadar çalıştınız? Çanakkale'de bir yıl kaldım. Bir yıl çalıştınız. Hangi okuldu? Bayramiç ilçesinin Evciler Ortaokulu'ydu. Evciler Ortaokulu'nda Türkçe öğretmen olarak görev evet. yaptınız. Evet. Daha sonra bir yıl kaldım. Bir yılın sonunda Denizli'ye tayinim çıktı. Evet, Denizli'ye geldiniz. Oradakiler dediler ki Fikret Hoca seni okula müdür yapalım. Evet, gitme dediler. Çok sevdiler beni. Evet. Ben dedim ki vallahi Çanakkale'ye vali de yapsanız ben Denizli'liyim. Evet, Denizli'ye giderim. Denizli'ye giderim. Evet. Ama gelirken ağlayanlar oldu. Mutlaka. Bir yıl içerisinde evet. çok iyi kaynaşmıştık. Evet, mutlaka. Tabii Denizli'ye geldik. Denizli'de 1980 evet. yılının hı-hı. Mart ayında evet. Cumhuriyet Lisesi'nde göreve başladım. Evet, öğretmen olarak başladınız. Öğretmen olarak başladım. Evet. Birinci haftanın sonunda evet. müdürümüz Abidin Aycan... Sizi müdür muavini yaptı. Elime bir dilekçe yazılı, şurayı imzala dedi. Evet. Ne o dedim ben? Müdür yardımcısı olacaksın. Evet. İtiraz edemiyorsun tabii, tabii. ki. Müdür yardımcısı. 3 hafta müdür yardımcılığı yaptım. Müdür evet. baş yardımcısı mide kanaması geçirdi bir arkadaş. Evet. Bu defa sen müdür baş yardımcısı olacaksın. 3 hafta sonra müdür başkanı oldunuz. Evet. 1,5 sene kadar da müdür baş yardımcılığı yaptım. Evet. daha sonra biliyorsunuz 12 Eylül oldu. Hı-hı. 12 Eylül'de kadrolar bir alındı, verildi. Evet. Önce Abidin Bey alındı görevden, sonra bizi aldılar. 12 Ocak 1982 tarihinde Cumhuriyet Lisesi'nden müdür vekilliği görevinden ayrıldım. Pamukkale evet. Ortaokulu'na geçtim. Evet. 5 yıl. 5 yıl orada çalıştım. Evet. Denizli Lisesi'ne tayin edildim. Evet. 2 yılda orada çalıştım. Evet. Ama Pamukkale Ortaokulu ile Denizli Lisesi'ndeki öğretmenliklerimi evet. unutamıyorum. Yani çok, mümkün değil. Ben de Denizli Lisesi'nde 5 yıl çalıştım. Evet. Orası hakikaten kendi döneminde bir üniversite gibiydi. Doğru. Bir fakülte gibiydi. Evet. Şehrin en alanında öne çıkan hocaları oradaydı. Evet.
Zümreler güçlüydü. Şerif Hocam, her evet. iki okul da benim öğrenci olduğum okullar. Evet, tabii ki. O... Her iki okulda da öğretmenlerimle beraber. Ne kadar güzel. Aynı mesleği paylaşmış evet. olduk. O çok önemli, çok evet. özel, çok özel. Şimdi hocam, buraya gelinceye kadar hani annelerin, babaların hakları, hukukları, evet. hayata bakış. Biraz önce Kırşehir için söylediniz, beni ideal olarak gördüler. Evet. Ondan sonra ya Çanakkale'de bayram işte dediniz, efendim gelirken ağladılar. Ondan sonra diğer öğretmenlerinizi de biliyoruz. Öğretmenler, öğrencileriniz tarafından çok sevilen bir öğretmendiniz, eğitimciydiniz. Şimdi artık. Evet. Burada annelerin, babaların haklarını teslim etmek ve bütün çocuklarını yetiştirmiş olan, öğretmen yapmış anne babalar için bir baba şiiri alsak sizden. Ne dersiniz? Vallahi ben Babamın Öğütleri diye bir şiir evet. kaleme almıştım. Evet. İsterseniz onu tabii, buyurun. Okuyabilirim. Tabii ki. Buyurun. Babamın Öğütleri. Babam ben çocukken bir öğüt verdi. Devletin malını çaldırma dedi. Vefayı methetti, fesadı yerdi. Aczini yad ele, bildirme dedi. Her zaman her yerde doğruyu söyle. Miskince köşeye çekilme şöyle. Çok çalış. Türklüğe bol hizmet eyle. Düşmanı kendine güldürme dedi. Soyun erdeminin var da farkına, saygı göster, nankör olma ırkına. Söz söyletme davul zurna Türk'üne, devletten Türklüğü sildirme dedi. Türklük ateşiyle yanmalı özün, kaba gürültüden korkmasın gözün. Haklıysan herkesten tok çıksın sözün, yeni ümitleri soldurma dedi. Devlet hazinesi denizdir deme, dürüst çalış, eşit davran, hak yeme. Giysinde olsa da 49 yama, haramla cebini doldurma dedi. Aklı başındaki insanla hallen, zulüm karşısında hiç susma, dillen. Bir bilene danış, aklını kullan, sakın iradeni aldırma dedi. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Sağ olun. Gönlünüze sağlık. Sağ tabii ben bu şiir Fikret hocamın gönlünden ama babamın öğütleri tarzında evet. ne kadar güzel. Şimdi sizin şiirinizi rahmetle anıyorum. Hepsine bizimkiler de anneler evet. babalar, bütün anneler babaları rahmetle anıyoruz. Mekanları cennet olsun. Tamam. Ne mutlu annelere babalara ki yerlerinde bu ülkenin çocuklarına hizmet eden öğretmenler yetiştirmişler, doktorlar, mühendisler, efendim bütün hizmet ehli evet. kim varsa evet. topluma hizmet eden, bütün bu hizmet erbabını yetiştiren bütün anneler babalar saygıya layıktır. Hepsini saygıyla anıyoruz. Milletimizin zaten güzelliklerinden birisi burada değil mi Fikret evet, hocam? Evet. Yani ne diyor? Bütün işte kir gömleğimi satarım, çocuğumu okuturum. Okuturum. Evet, bizim doğru. evet. Cebinde para yok. Çocuğun hani 4-5 sene gelememesi çocuğum. Ben çektim çocuğum. Çocuğum çekmesin. Diyor. Yokluk içerisinde bir evet. imkan yaratmak. Yani gengerde tarlaşmak derler ya. Evet, Karataş'ta evet. gül bitirmek. Doğru. Türkiye'nin fakir yıllarını yaşayan anneler, babalar evet. bugünkü bu rahatlığı yaratan insanlar. Doğru. Onların emeklerini Doğru. hatırlamak gerekiyor. Evet. Bu noktada İsmail Hakkı Ertaylan da öğretmenlerimizin emeklerini yad eden çok güzel bir marş yazmış. O evet. marşı ben dinletmeyi isterim ama özellikle çok. Sözlerin anlaşılması için de önce okumak isterim. Öğretmen marşı. Alnımızda bilgilerden bir çelenk. Nura doğru can atan Türk genciyiz. Yeryüzünde yoktur, olmaz Türk'e denk. Korku bilmez soyumuz. Şanlı yurdum. Her bucağın şanla dolsun. Yurdum seni yüceltmeye antlar olsun. Candan açtık cehle karşı bir savaş. Ey bu yolda ant içen genç arkadaş. Öğren, öğret, hakkı halka gürle coş, durma, durma, koş. Şanlı yurdum, her bucağın şanla dolsun, yurdum seni yüceltmeye antlar olsun. İsmail Hikmet Ertaylan, onun marşını da arkadaşlarımız Çok eklerler, güzel. Dinleriz.
Bu meslek bütün mesleklerde olduğu bir heyecan mesleği. Evet. Yani sevgi mesleği, öğretmenin her ne olursa olsun yüreğinde ve gönlünde insan sevgisinin sürekli coşkulu bir şekilde olması gerekiyor değil mi hocam? Evet. Başka hangi coşkular, hangi sevgiler onları dinleyelim sizinle. İnsan sevgisinin yanında. Bir kere öğretmen vatanını sevecek. Evet. Bu vatanda çorabı, ayakkabısı olmayan, kimsesiz, kendi eline teslim edilmiş çocuğu sevecek. Evet. İnsanı sevecek. Bunu sevmezse öğretmenlik yapmak mümkün değil. Evet. Öğretmenlik mesleği bir aşk diyorum ben. Bu aşkı, bu coşkuyu içinde bulunduran insanlar bu meslekte başarılı olur. Evet. Diğerleri belki ikinci bir işe gider. Evet. Belki öğretmenliği bırakır, başka bir iş seçerler. Evet. Ama bu aşkı yaşatan arkadaşlar öğretmenliğin dışında hiçbir şeyi düşünmezler. Evet. Fikret Hocam. Evet. Sohbetimiz çok güzel gidiyor. Zamanımız az kaldı. Onun için Cumhuriyet Lisesi ve Erbakır Fen Lisesi Müdürlüğünüzle ilgili konularda sizden bir bilgiler alalım. Bu bölümde onlarla ilgili duygularınızı alalım. Biliyorum çok duygulanıyorsunuz, çok dolusunuz. Evet. O uzun yılları ifade etmek mümkün değil. Evet. Ama böyle o sizi şimdi dikkatle dinleyen, selam bekleyen gençleriniz var. Buyurun söz sizin hocam. 1989 Temmuz ayıydı. O zaman cep telefonu falan yok. Ev telefonu çaldı. Milli Eğitim Müdür Yardımcılarından biri. Milli Eğitim Müdürlüğü de o zaman özel idarenin dördüncü katında. Hı-hı. Fikret Hoca seni Milli Eğitim Müdürü bekliyor dedi. Milli Eğitim Müdürü Rıza Kültür. Evet. Ben gittim yarım saat sonra veya işte 45 dakika sonra vardım. Beni aldı salona. İlk defa görüyorum kendisini. Hı-hı. Hemen sarıldı bana. O hoş geldin falan. Tanıştık. Daha sonra yarın dedi Cumhuriyet Sesi'ne müdürsün dedi. Evet. Ben şunu dedim. Sayın Müdürüm teşekkür ederim ama ben oradan müdür vekiliyken görevden alındım. Oraya ancak asıl müdür olarak gidebilirim. Evet. Sen dedi git arkandan asaletin gelecek. Evet. Teşekkür ederim dedim. Ben asaletim gelmeden oraya gitmem. O zaman dedi dilekçe yaz. Evet. Dilekçe yazdım. Temmuz ayının sonlarına doğru. 16 Ekim günü evet. Deniz Lisesi Müdürü Abdullah Uzunoğlu, ben derslere giriyorum. Evet. Beni çağırtmış. Odasına vardım. Fikret gel bakalım dedi. Bir çay ısmarladı. Bana bir şey demiyor daha. Evet. Böyle ileriden geriden muhabbet ediyor. Ben de bu adam beni niye çağırttı diyorum. Hadi dedi yarın Cumhuriyet Lisesi'nde göreve başlıyorsun dedi. Evet. Hocam dedim ben ya bu hafta bitsin. Pazartesi başlarım. Hayır hayır. Evet. Kararname gelmiş. Orada senin işlerin var. Evet. Hemen. Hadi bakalım. Evet. 16 Ekim evet. 1989 tarihinde göreve başladık. Benden önceki okul müdürü arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Evet. Okul orada çevre itibariyle en olumsuz bir çevre var, garaj çevresi. Evet. Daha önce ben de çalıştım biliyorum. İşte vardık. İkinci hafta ben Ahmet Çetin Bey arkadaşımızı müdür baş yardımcısı olarak getirdim. Evet. Ve orada hizmet ettik. Evet. 7 yıl. 7 yılın sonunda 96'ya kadar. Evet. Cumhuriyet Lisesi'ni bir cümleyle geçmek biraz haksızlık olur Cumhuriyet Lisesi'ne. Tabii ki. Çünkü orada epey hizmetimiz var. Bir kere orada mesela kız öğrencilerle erkek öğrencilerin merdivenlerini ayırdık. Bu basına haber oldu. Dediler ki işte Fikret Hoca haremlik selamlık uyguluyor. Hayır öyle değildi. Sebebi şuydu. Öğrenciler aynı merdivenden 3000'den fazla öğrenci var okulda. Evet. Merdivenler yetersiz kalıyor. Evet. Boşalma esnasında. Evet. Özellikle
akşam üzeri öğleyin boşalma sırasında. Ve öğrenciler birbirine böyle sıkışıyor. Yani evet, evet, evet. Şimdi siz dar bir yerden kalabalığın çıkışını düşünün. Evet. Bu rahatlamayı yaptık. Evet. Ama daha sonra her tarafta bu uygulandı. Evet, evet, evet. Can güvenliğinden dolayı alınan bir karardı yani. Sonra garajdan giriş yapılıyordu. Evet. Baktım orada bir gün öğrencimizin biri çıkınca bir taksi çarpmış çocuğa. Dedim ki burası tehlikeli. Evet. Ne yapılabilir? Giriş kapısının tam karşısında ara sokaktan duvarı yıktırdım. Evet. Oradan kapı açtırdım. O kapıyı açarken de duvarları yükselttirdim. Evet. Duvarları yükselttirdim. Yine basında Fikret Karatepe orayı açık cezaevine dönüştürüyor dediler. Evet. Bu yazıdan çizilenler beni hiç etkilemiyor. Çünkü veliler bizim yaptığımız her şeyi onaylıyor. Evet. Teşekküre geliyorlardı. Evet. Mesela işte öğrencilerin merdivenini ayırmamızda öğrenci velileri bana teşekkür ediyor. Evet. Teşekküre geliyor. Demek ki ben doğru yapmışım. Evet. Sonra bir gün Atatürk'ün sözünü okulun dış cephesine yazdırdım. Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapabilmek için kendinde kuvvet bulacaktır. Bulacaktır dediniz. Evet. Dediler ki soruşturma geçirirsin. Hiç soruşturma falan geçirmedik. Evet. Bakanlık müfettişleri geldi, teşekkür etti. Evet. Ve sonra biliyoruz ki okulun içerisinde de Atatürk'ün farklı sözlerini yazdırdınız, yerleştirdiniz. Böylece bir nevi yaygın bir eğitimde, görerek bir eğitimde yapmış oldunuz. O sözler öğrencilerin zihnine çakılsın diye orada da öğrencilere milli mesajlar vermiş oldunuz. Vermeye çalıştık. Evet, verdiniz ve Fikret Hocam, zamanımızı açtık. Herhalde Erbakır Fen Lisesi ile ilgili ayrı bir program yapmak gerekecek. Bana öyle geliyor. Evet, burada da şunu söyleyeyim. İnsanlar çok özel emek verdi, çok o değerli olan şeylerin takdirini başkalarına bırakırlar. Aslında orada çok da konuşmak istemezler. Evet. Ben biraz da öyle bir şey anlıyorum, duygu anlıyorum. Sayın Hocam, bugün ya da bugünlerde işte 24 Kasım dolayısıyla Öğretmenler Günü kutlamaları vesaire anmaları var. Burada şunu da ifade edelim. 24 Kasım 1928 malum Atatürk'ün Millet Mektepleri baş öğretmenliğini kabul ettiği bir işte gündür. Tarih, evet. Tarihtir. Ona ithafen onun hatırasına yaşıyoruz. Bu vesileyle sizlerle birlikte olduk. Bir sohbet etmeye çalıştık. Maalesef zamanımız kısıtlı. Bu zaman içerisinde sohbetiniz için, varlığınız için teşekkür ediyoruz. Son bir söz, son bir mesaj olarak sizinle tamamlayalım hocam. Buyurun. Evet. 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle benim öğretmenliğimi yapmış bütün hocalarımı, vefat edenleri rahmetle anıyorum. Yaşayanları da saygıyla yad ediyorum, ellerinden öpüyorum. Ben öğretmenliği severek yaptım. 37 yıl 4 ay üzerinden emekli oldum. Evet. Onun son 16 senesi Erbakır Fen Lisesi'nde geçti. Evet. İşte sıfırdan bir okul kurduk. Evet. 16 sene hizmet ettik. Türkiye'nin ilk 5 okulundan biri haline getirdik. Evet. O da bizim vatanımıza, milletimize, devletimize sorumluluğumuz idi. Evet. O sorumluluğu yerine getirdiğimi düşünüyorum. Bütün kamuoyu da onu zaten biliyor. Başarı da zaten ortada. Tebrikler ediyoruz hocam. Estağfurullah. Emeklerinize sağlık diyoruz. Sağ olun, var olun. Sağlıklarla, güzelliklerle. Sizin dileklerin bizim de dileklerimizdir. Değerli Deha dinleyenleri. Bugün Sohbet Adına programında karınca kararınca öğretmenlik mesleğiyle ilgili sohbet etmeye çalıştık. Hoş görün. Zamanımız bu kadardı. Hocam da hoş görsün. Daha çok konuşmak isterdik. Başka programlarda saygılar, sevgiler sunuyoruz. Thank you.
okudum bildim demem, çok tat kıldım demem. Okudum bildim demem, çok tat kıldım demem. Eğer hakkı bilmezsen bu kurulak demektir. Eğer hakkı bilmezsen bu kurulak demektir. Thank you.